Arkadaşlar herkese merhabalar. Günlerdir en çok konuşulan şeylerden bir tanesi bu bölgedeki hisin patladığı ile ilgili bir durumdu. Biz buraya yaklaşık 1,5 saatlik bir yürüme mesafesi kat ederek geldik. Çünkü şu anda bu köylere herhangi bir şekilde ulaşım yok. Karayoluyla ulaşım yok. Köprüler tamamen yıkılmış durumda. Ulaşım da helikopterle sağlanıyor. Bahsi geçen HES tam arkamda sevgili arkadaşlar. Sebahattin Bey de buranın yerlilerinden bir tanesi. Aynı zamanda şu aşağıda da evi var. Biz buraya geldiğimizde Sebahattin abiyle karşılaştık. Dedi ki biz HES'i görmek istiyoruz. Patlayan HES'i görmek istiyoruz. Ve bize dedi ki ben sizi götürebilirim. Ve fakat burada bir HES patlaması durumu söz konusu olmadı. Biz de dedik ki lütfen bize orayı göster. Bakın ilk kez biz yayınlıyoruz. HES'in en net görüntüsü sevgili arkadaşlar. Yani bu bir Google Maps görüntüsü değil. Şu anda HES'in tam karşısındayız. Bakın yukarıdan aşağı borular geliyor. Burada bahsedildiği gibi bir baraj yok. Görüyorsunuz bu videoyu herhangi bir şekilde bir montaj yapmıyoruz. Yukarıdan sular geliyor. Boruyla çalışan. Boruyla sular dürbünü çalıştırıyor. Merkeze geliyor. Oradaki işte dürbünü. Cihazları çalıştırıyor ve elektrik üretiyor. Fakat burada bahsedildiği gibi herhangi bir şekilde bir baraj, bir su birikintisi durumu söz konusu değil. Sebahattin abi senden dinlemek istiyorum. Burada bir HES patlaması oldu mu olmadı mı abi? Hayır olmadı. Ben şimdi burada doğruyu konuşuyorum. Ben mağdur bir insanım. Burada öyle bir şey yok. Bu büyük yağışlardan oldu ilk defa. Bu kadar yağış oldu burada. Evet. Zaten gördüğümüz kadarıyla sonra, bir patlama artık, veya durumunda herhangi bir şekilde bir hasar da söz konusu. Ondan sonra bu büyük Ezine çayının, bak ondan sonra Keşlik çayının, onun ilerisindeki dereleri bilemiyorum. Daha da var yani. Evet. 30 kilometreyi söylüyorum. Yani diyorsunuz ki bu vadiye dereler evet, birleşiyorlar. Evet. Tabii çok büyük yani bardak dökülür gibi 9 saat durmasız yağmur yağdı. Evet. Ben çocuklarım da benim beyefeleri helikopterle aldılar. Yani olay abi bu. El cümle şunu da sormak istiyorum. Hmm. Cumhurbaşkanına karşı bir sevginiz var veya bir o AK Parti'yi destekliyorsunuz. Ben bundan dolayı bir şey olabilir mi? Yani benim siyasette hiç partiye bir kayıtım yok. Bak işte araştırabilirsiniz. Evet. Ve biraz da sol kesimliyim. Doğruyu konuşun. Evet. Ama bak mağdurum da ki herkes araştırabilir. Benim her şeyim belgeli burada. Tarım bölgünden projeli burası. Hani öyle dışarıdan insan değilim. Doğruyu konuştum ben burada. Evet. Hani mağduru aldığım oldu doğruyu konuştum. Bu HES'ten olmadı. Bu büyük yağmurların derelerin bir anda birleşmesinden. Evet. Abi çok teşekkür ediyorum. Şey isim soy isim bir daha alalım. Sebahattin Toros. Sebahattin Toros. Evet. Bu bölgede beyefendiyi abimizi araştırabilirsiniz. Tabii. Biz ilk kez köye girdikten sonra aracımızı bıraktık ve yürürken Sebahattin abiyle karşılaştık. Evet. Kendisi de sağ olsun bizi kırmadı, bizi getirdi buraya. Tabii. Biz de size en doğru bilgiyi aktarmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Takdir sizindir arkadaşlar.